Herkese yeniden merhaba, ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor ve ben de sizleri yılbaşı için saç modelleri videosundan tabii ki mahrum bırakmak istemedim. Yeni yılın gelişini ister evde ister dışarıda kutlayın. O gecenin yıldızını siz yapacak saç modellerini bu videoda bulabilirsiniz. Ben artık lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen isterseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ufacık bir hatırlatmam var. Eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone olma butonuna kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil butonundan bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben Aralık ayı boyunca her gün video yüklüyorum. Eğer bildirimleri açarsanız o gün içinde müsaitliğiniz durumunda hemen tıklayıp izleyebilirsiniz. Tamam, bu sefer gerçekten videoya geçebiliriz. Ve ilk modelimizle başlıyoruz. Saçlarımı ben bir güzel tarayarak başlıyorum ve daha sonrasında da L'Oreal Paris LC Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremini uyguluyorum. Bu kremi neden uyguluyorsun derseniz, saçlarımın hem gece boyunca güzel görünmesini istiyorum çünkü, hem de bu modelde birazdan ısı kullanacağım yüksek derecede. Bu kremde 230 dereceye kadar ısı koruma özelliğine sahip ve aynı zamanda saçlarımı besliyor. O yüzden saçlarımın boylarına ve uçlarına güzelce kremi yediriyorum. Daha sonrasında ince bir tarakla saçlarımı geriye doğru tarayıp böyle birazcık el yordamıyla aslında saçımın yarısını aslında yukarıya doğru toplamaya başlıyorum. Bu kısımda saçları daha toplamadan önden ben iki parça saç ayırıyorum. Çünkü topladıktan sonra bunları çıkarmak birazcık daha zor oluyor. Ve daha sonra yine ince tarağımın yardımıyla güzelce ve böyle gergin bir şekilde saçımı yukarıda toplamaya başlıyorum. Ben burada kancalı bir toka tercih ettim ama siz normal lastik de tercih edebilirsiniz. Sadece tek olması gereken bayağı bir sıkı olması burada. Yaptığım o yarım at kuyruğundan bir miktar saç ayırıyorum ve lastiğin etrafında döndürüyorum. Bu hem lastik görüntüsünü kapatıyor hem de bence daha hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bu model aslında birazcık bu Ariana Grande'den falan gördüğümüz modele de benziyor. Lastiğin etrafında döndürdüğüm saçımı da bir tel toka yardımıyla tutturuyorum ve şimdi işler geliyor düzleştirme kısmına. Elime düzleştiricimi alıyorum yüksek ayarda. Nasıl olsa zaten koruyucu kremimizi sürdük. Burada yüksek ayarda saçlarımı jilet gibi dümdüz yapıyorum. Çünkü bu modelin aslında güzel görünmesinin sebebi dümdüz saçlar. Ve modelimin bitmiş hali bu şekilde. Bence gerçekten çok havalı bir model bu. Ama at kuyruğu tepedeyken havalı. O yüzden şu an ekranda gördüğünüz gibi at kuyruğunuzun indiğini hissettiğinizde eğer onu sıkarak düzeltirseniz havanız gece boyunca hiçbir şekilde sönmez. Sırada bir topuz modelimiz var. Ben topuzu da yılbaşına çok yakıştırıyorum açıkçası. Özellikle böyle balerin topuzları falan yılbaşı temasına da çok güzel uyuyor. Hem de böyle bütün gece dans ettiğiniz vesaire yerlerde de toplu saç gerçekten insana çok rahat ettiriyor. Tek sorun böyle toplu saçların bozulması etmesi ama ben bugün onun da size sırrını vereceğim tabii ki. Şimdi topuzum için ince bir tarakla güzelce saçıma pürüzsüz bir şekilde yukarıda topluyorum. Ben burada yine kancalı bir toka tercih ettim ama herhangi bir sıkı bir lastik toka sizin işinizi görecektir. Burada yukarıdan bir as kuyruğu yapıyorum. Çok tepeden değil ama aşağıdan da olmaması gerekiyor topuzumun. Ve daha sonra bu as kuyruğumu burgu hareketiyle böyle birazcık kendi etrafında döndürüyorum. Ve daha sonra bu burgu yaptığım saçı da kendi etrafında döndürerek bir topuz haline getiriyorum. Burada tamamen el yordamıyla yapıyorum ben bu işi. Kontrollü gidiyorum. Hani böyle çok yukarıya doğru vesaire gitmesini istemiyorum çünkü. Şu an böyle asil bir topuz yapıyoruz sonuçta. Ve topuzumu oluşturduktan sonra ben tel tokalarla sabitliyorum topuzumu. Dört bir tarafından sabitlemeniz çok önemli gece boyunca bozulmaması için. Ben de tam olarak dört bir yanından topuzumu sabitliyorum burada. Büyüklüğü vesaire zaten saçınıza göre değişiyor. Ve en önemli adım aslında saçınızı spreylemek. Ben burada L'Oreal Paris Elnet'i uygulayacağım. Bu zaten ikonik ve Fransa'nın bir numaralı spreyi aslında. Tarağıma bir miktar spreyden sıkıyorum ve böyle bebek saçlarımın ya da böyle küçücük saçların çıktığı yerler var ya oradan böyle tarakla bir güzel geçiyorum. Ve daha sonra da tüm saçımdan yine Elnet'le geçiyorum. Bu böyle saçımın tamamen gece boyunca hiç bozulmamasını sağlayacak. Saçımın da zaten bitmiş hali gördüğünüz gibi bence çok asil bir model, çok tatlı bir model. Topuz sevenler bence bayılacak. Geldik 3. modelimize. 3. modelim için saçımı yine tarayarak başlıyorum. Farkındaysanız az önce sprey uyguladım saçıma ve saçlarım hiç sprey uygulanmış gibi değil. Çünkü bu Elnet en hafif fırça darbesinde bile saçtan kayboluyor ve asla saçı sertleştirmiyor. O yüzden bayağı gönülden tavsiyemdir. Şimdi bu modelde saçımın tepe kısmına bir örgü yapacağım için yandaki ayrımların net ve keskin olmasını istiyorum. Bu yüzden de ince tarağımın arkasıyla belirliyorum. Ve altta kalan saçlara da böyle küçük birer toka tutturuyorum ki örgüme hiç karışmasınlar.
Burada ben balık sırtı örgü yapacağım. Siz dilerseniz Hollanda, dilerseniz başka çeşit örgülerde tercih edebilirsiniz. Ben en çok balık sırtını yakıştırıyorum. Balık sırtının nasıl örüldüğünü bilmiyorsanız aslında normal bir örgü yapıyorsunuz ve daha sonra elinizde tek kalan tarafa alt taraftan saç ekleyerek ilerliyorsunuz ve balık sırtı örgü kendiliğinden ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu işin mantığı bu şekilde. Eğer daha detaylı bir anlatıma ihtiyacınız varsa şu anda ekranda çıkan butondan daha detaylıca anlattığım videoya gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Bugüne kadar birçok insana o videoyla balık sırtını öğrettim çünkü. Örgümün ucuna geldikten sonra küçük bir lastik yardımıyla saçımı topluyorum ve kalan at kuyruğunu kendi etrafında döndürerek orada da küçük bir topuz elde ediyorum aslında. Elde ettiğim topuzu da yine tel tokalar yardımıyla bir güzel oraya sabitliyorum. Daha sonra LC Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremi saçıma yeniden uyguluyorum. Neden? Çünkü burada saçıma maşa yapacağım. Maşa yapmamın sebebi aslında ben bu saçı düz saçtansa dalgalı saçlara daha çok yakıştırıyorum. Bence daha canlı ve daha havalı bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Farkındaysanız dalgalı taraf daha güzel görünüyor zaten. Kalın maşamla saçlarımı bukle bukle dalgalandırıyorum burada. Çok böyle maşalı görüntülerden ben çok hoşlanmıyorum. O yüzden dalgalarım bittikten sonra parmaklarım yardımıyla dalgaları, bukleleri bir güzel açıyorum ve daha doğal dalgalar aslında elde etmiş oluyorum burada ben. Şimdi yine size küçük bir taktik vereceğim. Eğer saçlarınız böyle kafanıza yapışmaya birazcık meyilli ise saçlarınızın diplerine ince bir tarakla minik minik krepeler atabilirsiniz. Bu böyle saçınızın daha havalı görünmesini sağlayacak aslında. Ve modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben bu modeli gerçekten çok beğeniyorum. Örgüsüyle, topuzuyla gerçekten çok farklı ve havalı göründüğünü düşünüyorum bu modelin. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi dans ederken gerçekten o dalgalar şahane görünecek. Bu model de bence yılbaşı için mutlaka aklınızda olsun. Ve geldik sıradaki modelimize. Bu modelin böyle birazcık daha farklı bir şeyler istiyorum ben Aygül diyenler için geliyor. Yandan bir Hollanda örgüsü yapacağız burada ve yine ayrımın keskin olmasını istiyorum. Saçımı güzelce ayırdıktan sonra Hollanda örgüme başlıyorum. Hollanda örgüsü nedir Aygül diyenler için? Yine tek kalan tarafa saç ekliyorsunuz ama balık sırtında yaptığınızın tam tersini yapıyorsunuz. Balık sırtında alttan atarken burada üstten atıyorsunuz saçları. Bu yüzden hatta bir diğer isim de Hollanda örgüsünün ters örgüdür. Bu da aklınızda olsun. Tüm saça gergin bir şekilde ben Hollanda örgüsünü yapıyorum ve uçlara kadar da bu örgüyü getiriyorum. Lastiği takmadan önce geriye doğru şu an ekranda gördüğünüz gibi saçlarımı çekiştiriyorum ki saçlarım daha gür görünsün. Daha sonra ben bunu birazcık renklendirmek istediğim için burada saç takısı kullanıyorum. Saç takısı diye arattığınızda her yerde çıkıyor. Her yerden satın alabilirsiniz. Bence örgünün tüm havasını değiştiriyor. Birazcık da bence bohem bir hava katıyor aslında örgüye. Ben burada saçlarımın ön kısmına yine Elnet spreyimi uyguluyorum. Çünkü o kısmın asla yapışmasını istemem bu modelde. Yine tüm saçıma da spreyden geçiyorum hızlıca ve o güçlü tutuşu sayesinde tüm gece saçımın asla bozulmamasını sağlıyor. Dalgaların asla inmemesini sağlıyor. Böyle örgüsüyle, dalgasıyla gerçekten çok farklı ve çok havalı bir model. Yılbaşında biraz olsun abartmayı sevenler, böyle o parıltıyı, ışıltıyı saçlarımda da görmek isterim ben diyenler için geliyor bu model. Tabii ki sim kısmı opsiyonel ama ben hemen size isterseniz modeli anlatmaya başlayayım. Saçımı ortadan ikiye ayırıyorum ve daha sonra iki yandan yarım birer balık sırtı örgü yapacağım burada. Sonunda yine bir at kuyruğu kalacak elimizde. Burada simetrik olması örgülerin birazcık önemli. Eğer ona dikkat ederek yapabilirseniz gerçekten çok iyi olur. Küçük bir lastik yardımıyla ucuna geldiğimde saçımı bir güzel tutturuyorum. Ve bu at kuyruklarının daha havalı görünmesi için yine oraya birer minik krepe atıyorum ben. Şimdi ben saçlarıma yine burada Elsev Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Kremini uyguluyorum. Bunu boylarına ve uçlarına uyguluyorum saçlarımın. Ve şu an siz de aslında ekrandan göreceksiniz değişimi. İnanılmaz güzel böyle saçımı besliyor ve bence beslenmiş saç çok daha sağlıklı ve şık görünüyor. O yüzden eğer böyle saçlarınız biraz olsun kabarmaya başlarsa vesaire bence hemen bu kreme koşun derim. Şimdi yine kremden bir miktar alıyorum ama bu sefer diplere sürüyorum. Neden derseniz işte bu yüzden saçıma bir güzel sim dökmeye başlıyorum arkadaşlar. Burada ince bir çizgi var. Ya gelinin kız kardeşi olursunuz ya da böyle havalı bir yılbaşı saçı elde edersiniz. O yüzden sim ayarını güzelce tutturmak gerekiyor. Ve yine tabii ki elnetimi elime alıyorum ve bir güzel tüm saçımdan geçiyorum. Hem dalgalar hem simler gece boyu benimle kalsın istiyorum çünkü. Bu modelde son modelimizde umarım sevmişsinizdir.
Evet, geldik videonun sonuna. Modelleri nasıl buldunuz? Bugün şu an saçımda görmüş olduğunuz model de dahil olmak üzere sizinle tam 5 farklı saç modeli paylaştım. Hangi modeli en çok beğendiniz aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizler de eğer yılbaşında bu saç modellerini kullanırsanız bana mutlaka fotoğraflarını gönderin. Çünkü onları görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aralık ayı boyunca her gün kanalıma video yüklüyorum. Aslında yeni yıla geri sayım yapıyoruz hep birlikte. O yüzden eğer zil butonuna basarsanız bildirimleri açarsanız çok iyi olur. O zaman artık ben gideyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.